Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 0-1 yaş grubu için güzel bir yelek çalışması yaptık. Hatta biraz daha yaşı büyük çocuklarımızın giyebileceği büyüklükte bir yelek çalışması oldu. Yeleğimizi örmek için roba kısmına yakadan kutucuklarımızı örerek başladık. Şuradaki görmüş olduğumuz trabzan sıramızı ördükten sonra gövde kısmımıza geçerek modelimizi uygulamaya başladık. Bakınız robamızı bitirdim. İki sıra modelimizi uyguladım. Yani iki çiçek modelimizi uyguladıktan sonra kol kısmını kapadık ve sadece gövde olarak örmeye devam ettik. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 çiçeğimizi yeleğimizde uyguladık. En son yeleğimiz istediğimiz ölçüye geldikten sonra yaka kısmına da 3 tane çiçekten oluşan yaka kısmımızı yerleştirdik ve 3 düğmemizi dikerek sadece robamızda düğme kullandık. Gövde kısmında ise gerek görmedik. Şimdi yeleğimin ölçüsüne bakmak istiyorum. En üst kısımdan en alt kısma kadar ölçümüz 36 santim. 36'yı biraz geçmekte. Kol kısmında hemen kol altından ölçüyorum. Birinden diğerine şöyle ölçtüğüm zaman 28 santim olduğunu görmekteyim. Evet yeleğimizi uzunluğuna göre bakınız. Bir yaşından büyük çocuklarımız da rahatlıkla giyebilir. Kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimi örmek için herhangi bir marka iki kat olan lif ipimi kullanıyorum ve iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum. Hemen zincirimizi çekerek yeleğimizin roba kısmını örmeye başlayalım. Bir tane düğüm atıyorum ve başlıyorum. Bir, iki, üç. Üç tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Birinci zincirimin içerisine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 bir tane buraya yuvamızı kurdum şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum şöyle çeviriyorum tığımın başını doluyorum yuvanın tam içine girerek bir tane trabzanımı örüyorum ve ikinci kutucuğumuzu şu şekilde hazırlıyoruz 3 tane zincirimi yeniden çektim örgümün yönünü çeviriyorum her zincir çektiğimde örgü yönünü çeviriyorum Tam örgümüzün içerisine bakınız. Herhangi bir zincire değil. Ara boşluğa girerek batıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Trabzanımın üzerine hemen bağlantı yaptığım yerin üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum. Zincirimizi çektikten sonra şöyle çeviriyoruz. Tığımın başını doluyorum. Yuvanın tam ortasına bakınız. Ve herhangi bir zincire bağlanmadan batıyorum başını dolayarak ve trabzanımı örüyorum. Trabzanımın üzerine 1, 2, 3 zincir ve örgümün yönünü çeviriyorum. Zincirimi çektikten sonra tığımın başını dolayarak yuvanın içerisine giriyorum. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Bakınız şu şekilde ardarda arda yuvalarımızı örmeye başladık. 1. 2. 3. 4. ve 5. Kapadıktan sonra 3 zincirimi çekiyorum. 2 ve 3 zincirimi çekince hemen Şöyle çeviriyorum bakınız ve başlıyorum. 1 ve 2. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve bu şekilde 43 tane kutucuğu hazırlayalım. Sonrasında görüşelim. 43 tane kutucuğumuzu örerek yeleğimizin ilk sırası için zeminimizi hazırladık. Şimdi ilk kutucuğumuzun hemen bitirdiğimiz yere zincirimi çekerek başlıyorum. 1 2 3 3 zincirimi çektim. Tığımın başında doluyorum. Yuvanın içerisine giriyorum. 1 ve 2. Tekrar aynı yere giriyorum. 1 ve 2. Toplamda kenar zincirimle birlikte 3 tane trabzanımı birinci kutucuğumun içerisine ördüm. Tığımın başını doluyorum. 3 tane trabzanımı buraya örüyorum. 2, 3. 6 tane trabzan ördüm ve burası yeleğimizin kenar patı olacak. 2 tane zincirimi çekiyorum. Bir tane kutu atlıyorum. Diğer kutunun içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Hemen yanındaki kutunun içerisine de 3 tane trabzan örüyorum. Araya zincir çekmiyorum. Grup grup ayırıyorum. Altışar altışar trabzanımızı örüyoruz. 3 tane ördüm, 3 tane ördüm, 6 tane trabzanımız oldu. Araya 2 tane zincirimi çektim. İlk baştaki kenar patımız burası modelimizin roba kısmı olacak bölümü. 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. 1 tane kutucuğumu atlıyorum. Diğer kutucuğumun içerisine gelerek batıyorum. 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. 1 2 ve 3 Toplamda 6 tane trabzanım oldu. Kutucuğun birisine 3, diğerine 3 trabzanımı ördüm ve aynı grupta 6 trabzana sahibi oldum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane yuvayı atlıyorum. Şöyle görmüş olduğumuz gibi bir kutucuğumuzu atlayarak diğer kutucuğumuzun içerisine batıyorum. Ve 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3 hemen yanındaki kutucuğun içerisine giriyorum 3 trabzan da buraya örüyorum 2 ve 3. Toplamda 6 tane trabzanım oldu 1 2 zincir çekiyorum 1 tane atlıyorum kutucuğu diğer kutucuğumun içerisine geçerek 3 tane bir kutuya 3 tane de diğer kutuya 6 şar, trabzanlarımızı kutularımızın içerisine doldurarak birinci sıramızı tamamlayalım aralara bir ve iki tane zincirimizi çekelim Evet tıpkı burada ördüğümüz şekliyle diğer kutucuklarımızın tamamını örelim ve son noktada görüşelim son noktaya gelmeden son iki kenar patımızın olacağı kutucukta görüşelim sıramızın başına kadar örerek geldim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14 ve son 2 bakınız. Hemen 2 tane zincir çekiyorum. Son 2'ye başlıyorum örmeye. Arada bakınız kutucuğum yok. Hemen başlıyorum. 1 2 2 tane trabzanımı ördüm. 1 zincirimi çekiyorum. Bakın sadece bir zincirimi çektim. Buradaki bir zincirimle iliğimi açmış oldum. Üçüncü trabzan olarak sayıyorum. Diğer kutucuğun içerisine geçiyorum. Bir, iki, ve zincirin üzerine batıyorum 3 tane trabzanımı bu şekilde örüyorum burada kenar iliğimizi açtım 2 trabzanımı ördüm ilk kutuda bir tane zincirimi çektim ve 3 tane daha trabzanımı ördüm şimdi birinci sıramızı bu şekilde tamamladıktan sonra ikinci sıramızı örmeye başlayabiliriz birinci sıramızın toplam 6 6 olan grubumuzu sayalım bir kenar patımız ve diğeri kenar patımız bakınız 1 kenar patımızdan başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane altılı grubumuz var 2 zincir çekerek hemen ikinci sıraya başlayalım 1 2 sadece 2 zincir çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum ve kenar patımdan örmeye başlıyorum birinciyi zincir olarak ördüm ikinci trabzanımın üzerine batıyorum üçüncü trabzanımın üzerine batıyorum ve örüyorum bakınız şimdi açıldı hemen örüyorum bir ve iki bir tane zincir çektiğim yerin tam ara bölgesine giriyorum dört beş ve altı altı tane trabzanımı bu şekilde ördüm bir ve iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum ve başlıyorum birinci trabzanımı örüyorum Birinci trabzanımı bir daha batıyorum. Bakınız birinci trabzanımı ördüm. Ve yeniden bir daha batarak artışımı yapıyorum. Roba kısmımızı her bir dilimin ilk trabzanında artarak genişletiyoruz. Sadece kenar patlarımızda işlemimizi yapmayacağız. Diğer bütün bölümlerde aynı işlemimizi yapacağız bir trabzanımı iki olarak ördüm ve ilk artışımı yaptım trabzanlarımı örerek ilk grubumu tamamladım ilk sıramızda 6 olarak başlamıştık diğer sıramızda bakın ikinci sıramızda 2 4 6 ve 7 trabzan sayısına ulaştı aralarda iki tane zincirim var 1 ve 2 diğer grubuma hemen geçiyorum 6 tane olarak örmüş oldum ilk trabzanımın üzerine bir örüyorum ve aynı yere ikinci kez trabzanımı örüyorum devam ediyorum her trabzanımın üzerine buradan sonrasını birer birer örüyorum grubumun ilk trabzanında sadece artışımı yapıyorum diğer trabzanlarımı birer birer örüyorum sırası ile her trabzanı örüyorum. 2, 4, 6 ve 7 tane trabzan sayısına ulaştım. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Diğer grubuma geçiyorum. Şöyle görelim. Bakınız. İlk trabzanı 2 defa örüyorum. Diğerlerine birer birer örerek ilerliyorum. Toplamda 6 olan trabzanım 7 trabzan sayısına bu sıramızda ulaşacak. Evet. Sıramızı Sonuna kadar tamamlayalım ve bakalım. Şöyle görelim bakınız. İkinci sıramızı tamamladık. Kenar patlarımız yine 6 trabzan olarak kaldı. Bütün diğer 6 trabzanlarımızı ilk trabzanın yanına bir tane daha batarak 7 trabzan sayısına ulaştırdık. Artırmak yapmak istediğimiz, bakınız grup sayımız fazla olduğu için birisinde unutabiliriz, dalabiliriz. Eğer daldıysak ilk trabzanda artış yapmadıysak herhangi birisinde de artışımızı yapabiliriz. Yani grubun kendi içerisinde olduktan sonra hiçbir mahzuru yok. Birinci de unuttum. Sona doğru yaklaştım. Söküp gelmeme gerek yok. Hemen hatırladığım yerde bir tane daha trabzan örebilirim. Ya da işte grup sayımız fazla olduğu için şu şekilde de olabilir. Grubu hiç hatırlamadan artışı yapmadan diğer sıraya geldim. Baktım artış yapmamışım eski sayıyla duruyor. O zaman iki tane artışımızı yaparak hem aynı yere değil ama bakın bir tanesini başlangıca bir tanesini sonuna yaparız. Sayımızı dengeleriz. Kesinlikle sökmeye hemen teşebbüs etmiyoruz. Çünkü hiç belli olmuyor emin olun. Bir tane unutabiliriz. Çünkü grup sayısı gerçekten çok fazla dalabiliyoruz. O yüzden hiç problem yapmadan hemen hatırladığımız ve gördüğümüz yerden hatamızı düzelterek ilerliyoruz. Şimdi en son kenar patımın trabzanını ördükten sonra iki tane zincirimi çekiyorum. Altı kenar patımı örüyorum. Bileğimiz bitene kadar bu şekilde öreceğiz. 6 tane kenar patımı ördükten sonra aralara ikişer zincir hep bütün aralarda iki tane zincir ve aynı işlemi tekrar ediyoruz bakın ilk trabzanıma bir tane örüyorum hemen yanına bir tane daha aynı yere artışımı yapıyorum ve birer birer öbür trabzanlarımı da örüyorum en son trabzanımı battım 6 olarak başlamıştık 6 bakınız 2 4 6 7 2 4 6 8 birer birer aşağıya doğru genişlemekte robomuz bir tane zincir ve iki zincir ilave ettikten sonra ikinci dilimime geçiyorum bir aynı yere bir daha batıyorum 2, diğerlerini birer birer örüyorum ve robamız yeterli sayıya ulaşana kadar bu şekilde her bir grubu kendi içerisinde artışlarımızı yaparak büyütelim. Yeterli ölçüye geldiğimiz zaman tekrar görüşelim. Yeliğimizin robasını istediğimiz ölçü gelene kadar ördüm ve bakalım kaç sıra ördüğümüzü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sıramız ördük hemen kutulardan da sayabiliriz bakınız 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 6 olarak başlamıştık 6 7 8 9 10 11 12 13 14 trabzanda sonuçlandı birer birer arttığımız için 14 trabzan olarak her grubumuz kendi arasında tamamlandı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 tane grubumuz var. 2 tane de kenar patımızın olduğu bölüm. Bir de santim olarak ölçelim şu şekilde. 9 santim robamızın uzunluğu Şimdi yeterli ölçümüz olduktan sonra modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Bunun için de ben ipimi incilerimi taktım. Daha önce sizlerle bir video paylaşmıştık. Eğer incileriniz dağınıksa bir iğneye incinin deliklerinden geçecek bir iğneye ip takıp önce ipe geçirip daha sonra yine aynı yöntemle ipimizi aktarabiliriz. Ya da farklı yöntemler nasıl denemek isterseniz o yöntemlerle yapabilirsiniz. Şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım. İncilerimi şöyle hafif hafif dağıttım. Aynı yere yığmadım. Örümceğimizle başlıyoruz. Örümceğimizi başlamadan önce bakınız şu şekilde bir hatırlatma yapalım. Biraz uzatıyorum. Şöyle başını doluyorum. İlmeğimin arasından geçiriyorum ve geçirdiğim ipliğimizi bakınız aşağıda kalan kısmı kapatıyorum ve bir tane incimi yaklaştırıyorum incimin arkasından alıyorum şöyle önünden yani üzerinden dolamayalım arkasından alarak kapatıyorum incimi ve batıyorum bakınız buradaki iki tane zincirimiz vardı 3 4 dördüncüye gelerek batıyorum İpimi tekrar uzatıyorum ilmeğimi içinden geçiyorum bir tane daha örümceğimi yapıyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 4 4. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum 5 tane trabzanım örüyorum şöyle bir daha yapalım bakınız 1 2 3 4 tığımın başını doluyorum batıyorum ve 3 defa da alıyorum 1 2 3 hemen 3 zincirimi ilave ediyorum ve arkasından şöyle boşluğa giriyorum ve bir tane kirpik yapıyorum Aynı yere ikinci kez batıyorum. 3 defa da alıyorum. 1 2 3 1 2 3 kapatıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1 2 3 3 tane zincir. Burada 5 trabzan ve üzerlerine 3'er zincirden oluşan kirpiklerimizi yaparak örüyoruz. 1 2 3 4 şunu doluyorum giriyorum 1 2 3 3 tane de zincirimi çekiyorum ve araya giriyorum Evet modelimizde sıramız bir örümcek bir trabzan grubu olarak ilerleyecek önce örümceğimiz trabzanımız örümceğimiz trabzanımız şeklinde modelimizi kurarak devam edeceğiz şimdi trabzanlarımızı ve üzerlerinin kirpiklerini ördükten sonra hemen bir tane örümceğimi yapıyorum örümceğimi ördüm. Bir tane incimi yaklaştırıyorum. Altından kapatıyorum ve saymaya başlıyorum. 1 2 3 4. Bir tane daha örümceğimi uzatıyorum. Şu şekilde ve başlıyorum. Tığımı doladıktan sonra saymaya 1 2 3 4. 1 2 3. Şöyle ipimizi yarımlamayalım. 1 2 3 üzerine 3 tane zincir ve hemen kapatıyorum şöyle bakalım toplamda 5 tane trabzan sayısını tamamlıyorum Trabzanlarımı örüyorum üzerine üçer zincirimizi yine ilave edelim başını doluyorum hep aynı yere batıyorum bakınız 5 olana kadar aynı yerin içerisine batalım üzerine de 3 tane zincir çekip kirpiğimizi örelim 1, 2, 3, 4 ve 5. kirpiğimizi de trabzanımızın üzerine örelim. Hemen bakınız kapatıyorum. Bir tane örümceğimi yaptıktan sonra hemen incimi alıyorum. İncimi altından şöyle geçerek kapatıyorum. Ve devam ediyorum. Sıramıza tekrar şöyle bakalım. Bakınız örümcek trabzanlar, örümcek trabzanlar. Şimdi örümceğimizi batıyorum ve burada Gördüğümüz gibi zincirlerimizin olduğu bölümün hemen yanındaki yeri batmıştık. Sayıyorum zincirimi 2 olarak sayıyorum. 2, 3, 4 şuraya örümceğimi batıyorum. Zincirimiz 2 olduğu için yine 2 olarak saymaya devam ediyoruz. 2, 3, 4. Tekrar bir örümcek daha uzatıyorum. Birinci örümceğim battıktan sonra hemen ikinci bir örümcek daha uzatıyorum. Tığımın başında oluyorum. 1, 2, 3, 4 kez tırabzanlarımızın olduğu bölüme geliyor sıramız. trabzanımı ve 3 zincirimi ördüm. birinci trabzan ve kirpiğimizi ördüm. Toplamda 5 tane olana kadar örelim. 1 2 3 Sonuncuyu yapıyorum. 1 2 3 ve batıyorum bir tane örümceğim için bakın hemen kirpiğimizden sonra ilmeğimizi uzatıyoruz alıyorum içinden geçiyorum içinden geçtiğim ilmeğin ardından dolaşarak örüyorum ve bir tane örümceğim arkasında ya yani incim arkasından kapatıyorum ve başlıyorum saymaya 1 2 3 ve 4 tekrar uzatıyorum tığımın başını doluyorum ikinci örümceğimizden sonra 1 2 3 4 ve başlıyorum Tırabzanlarımı buradaki gibi kurmaya bu dördüncü trabzanımız oluyor Evet trabzanımızdan sonra örümceğimizde modelimizi kurmaya başladık bir tane 5 trabzandan oluşan grubumuzu ördük bir örümceğimizi 5 trabzandan oluşan grubumuzu örümceğimizi 5 trabzan tekrar örümceğimiz ve 5 trabzanımızı ördük bu şekilde modelimizi ilerleterek devam ediyoruz şimdi geçişimizi birlikte yapalım bir tane örümceğimi incimle birlikte ördüm 5 trabzandan sonra buradaki ara zincirlerimizi ikişer ikişer çekmiştik İki çektiğim için hemen bakınız yanındakini sayıyorum bir çünkü en sondaki trabzanımızı örmedik örmediğim trabzandan başlıyorum 1 İki de orta zincirler 3 ve hemen kenardaki şu görmüş olduğum bölüme ilk başlangıç trabzanına başını dolayarak başını dolanıyorum, ince mi batıyorum? İnce mi batıyorum? Sonra tekrar bir örümceğimi daha yapıyorum ve saymaya başlıyorum. Başını dolayalım, bu kez batacağız. 1, 2, 3, 4. Trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bu şekilde modelimizi bir örümcek, bir trabzan şekliyle yerleştirelim. Evet modellerimizi eşit bir şekilde yerleştirdikten sonra ben gördüğünüz gibi dilimlerimizin sayısını ayarladım. En son bitmeye yakın olan bölümümüzde e, buradaki başlangıçtaki durumumuzun aynısını kuracağımız için birkaç tane trabzanım eksik kaldığı için iki atlayıp üçüncüye battım ve burada bitiş yerinde yani buradan bitirmiştim bitiş yerinde ona göre ayarlamamı yaptım. Bir sıra daha e, modelimizi örelim. Birleştirme yapmıyoruz şimdi sadece belirlemek açısından işaretlerimizi koyduk üzerine zincirden oluşan sıramızı örüyoruz bu modelimiz iki sırada kendisini tamamlamakta birinci sırada trabzanlarımız diğer sırada ise zincirlerimizi öreceğimiz sıra şimdi bu sıramızı birlikte başlayalım. Önce sıramın bitişini tamamlıyorum Bakınız, örümceğimi örerek bitiriyorum hemen trabzanlarımı örmeye geçiyorum 6 tane kenar trabzanımı örüyorum. 1 2 gönderiyorum ve trabzanlarımı örmeye başlamıştım. Bakınız geri dönüşüyle yeni sıramızın trabzanlarını örüyorum. Bu sıramızda inci örmeyeceğiz. İncisiz örüyoruz bu sıramızı. Evet şimdi 6 tane kenar trabzanım ördükten sonra aşağıda bakınız 2 tane örümceğimi örmüştüm. İlkini batmıştım daha sonra battığım yerden bir örümcek yaparak tekrar çıkmıştım ve modelimi örmüştüm. Burada hemen arka arkaya 2 tane örümceğimi örüyorum. Batmadan bakınız birinci örümceğimi ördüm. ilmeğimi uzatıyorum. İkinci örümceğimi örüyorum. İki tane örümceğimi arka arkaya birbirine bağlı şekilde uzattım. Ve bu örmüş olduğum örümceği burada görmüş olduğum beş tane trabzanın bir ile ikinin arasına girerek bağlanıyorum. Ve başlıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Araya giriyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Diğer tarafa batıyorum. Tekrar bir, iki, üç tane zincir çekiyorum diğer trabzanın arasına batıyorum. Şimdi yaptığım işlemi bakalım. İki örümceği arka arkaya ördüm ve burada 5 tane trabzanımız üzerine kirpiklerimizi yapmıştık. Örümceğimi 1 ile 2'nin arasına gelerek batıyorum. Battığım yere 3 tane zincir örüyorum. Bir sonraki aralığa girerek batıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki aralığa batıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki aralığa batıyorum. Ve 3 tane 3 zinciri çekerek e, buradaki trabzanlarımızın üzerine batıyoruz. Ortadaki trabzanımızın yani ortadaki zincirimizin içerisine bir sonraki modelimizin yerleştirmesini yapacağız. Şimdi burada yaptığımız işlemi bütün modelimiz boyunca uygulayacağız. 3. kez battıktan sonra ilmeğimi uzatıyorum. Hemen üzerine bir örümcek daha örüyorum. İki tane örümceğimi ördükten sonra görmüş olduğum bu beş tane trabzanın bir ile iki arasına gelerek batıyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Bir sonraki aralığa hemen batıyorum. Bir, iki, üç. Bir sonraki aralığa batıyorum. Bir, iki, üç. Üçüncü ve bakınız üçüncü zincirimi son aralığa batıyorum. 3 tane 3 zincirimi ördüm ve birer birer battım. İlk önce örümceğimi 1 ile 2'nin arasına 3 zincirimi çektim. 2 ile 3 arasına 3 zincirimi çektim. 3 ile 4 arasına batarak bakın sırasıyla ile ilerledim. Tekrar örümceğimi yapıyorum. 1 ve üzerine asılıyorum. 1. 2 tane örümceğimizi üst üste ördük. Hemen aradan batıyorum. Ve 1, 2, 3 incilerimi itiyorum. Bu sıramızda ince örmüyoruz. Diğer sıramızda öreceğiz. Üçer zincir, üçer zincir çiçeklerimiz arasına batalım. Ve bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Aralarda 3 3 e, tane zincirden olan bölüm ve 2 örümceğimiz üst üste. Evet, sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldik ve bakınız şuradan başlamıştık. İki tane örümceğimiz arka arkaya üç tane zincir her birinin aralıklarla üzerine battık. Tekrar iki tane örümceğimiz ve zincirlerimizi çekerek sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Ve en son iki örümceğimi ördüm. Tıravzanlarımın olduğu yerdeyim. Halen kolumuzu birleştirmedik. Kolumuzu birleştirme işlemini bir sıra daha aynı şekilde önce tıravzanımızı sonra üzerine zincirlerimize ve iki tane üst üste olan örümceğimizi ördükten sonra yani iki sıra daha bu şekilde bir trabzanlarımız bir üzerine zincirler olarak bu şekliyle ördükten sonra kolumuzu ayıracağız şimdi trabzanlarımı örüyorum altı tane Evet örerek geldim sonra tekrar yeniden başladım şimdi bir önceki sıramızda ördüğümüz trabzanlarımızla ve incili örümceğimizi ördüğümüz şekliyle örüyoruz bir tane örümceğimi ördüm hemen bir ince yaklaştırıyorum mi yaklaştırdım altından alarak kapatıyorum ve tam iki tane örümceğimin ortasındaki birleşme noktasına gelerek batıyorum ve bir tane daha örümceğimi buradan uzatıyorum ve tığımın başını doluyorum zincirlerimden ortadaki 3 zincirimin içerisine giriyorum 1 2 3 3 tane zincirini çekiyorum pemizi yapıyorum toplamda 5 tane trabzanımızı bu şekilde örelim 1 2 3 1 2 3 ve 4 tane ördüm 5 için 1 2 3 defa da örüyorum ve 3 zincirimi çekiyorum atıyorum ve 5. trabzanımı ördükten sonra şöyle görelim bakınız örümceğimizi ördüm incimizi taktık ve tam ortaya bağlanmıştık bağlandıktan sonra bir örümcek yaptık diğer tarafın ortadaki 3 zincirin içerisine 5 trabzan ve 5 tane kirpiğimizi ördük şimdi bir tane örümceğimi yapıyorum uzatıyorum şu şekilde bir incimi hemen yaklaştırıyorum arkasından girerek kapatıyorum Evet incimizi kapadıktan sonra ortadaki iki örümceğimizin tam arasına giriyorum ve batıyorum ve buradan bir tane daha örümceğimi uzatıyorum tığımın başını dolayarak ortadaki üç zincirin içerisine beş trabzan ve 5 tane üç zincirden oluşan kirpiklerimizi örüyoruz ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım Kollarımızın alt kısmına modelimizi uygulamaya başladık fakat e, kollarımızın birleştirmesini yapmamıştık. Sadece yukarıdayken ayrımlarımızı yaptık e, fakat birleşme işlemini yapmadık. Biraz daha örmeye devam ettik. Kollarımızda bu modelimizin dökümlü olmasını istediğimiz için bir devamlılık istedik. Evet şimdi e, diğer tarafa doğru bakınız örmeye başladım modelimizi. Yine aynı şekilde kurduk. Zaten ilk iki sırada oluşmakta modelimiz bir trabzanları ördüğümüz sıra ve üçer zincirimizi çektiğimiz sıra ve e, modelimizi uygularken aradaki örümceğimiz ilk önce tek örümcek bir inci sonra battıktan sonra bir örümcek daha ikinci sıradaki e, sırada ise 2 tane ardarda arda örümceğimizi yapıyoruz ve trabzanlarımızın üzerine üçer üçer zincirimizi çekiyoruz. Şimdi kenar patımızdan başladım. Yeleğimizin önü olacak kısmımızı ördüm. Bakınız iki tane çiçeğimizi bu şekilde uygulayarak geldim. Şimdi tam şu bağlantımızın olduğu yere gelince kolumuzu ayırmaya başlayacağız. 1 2 3 tane modelimizi kurduktan sonra araya ardarda arda iki arda tane örümceğimi örüyorum ve kolumun işaretli yerinden büküyorum. Ve diğer işaretli yere gelerek hemen birleştiriyorum. Hemen alıyorum. Bakınız şuradaki aramızı atlıyoruz. İlk çiçeğimizin üzerine gelerek batıyoruz. Bakınız bir işaretimizden diğer işaretimizin olduğu yere bağlantımızı kurduk. İşaretlerimizi geçmiyoruz. 1 2 3, 4, 5, 6. 6 tane çiçeğimiz kaldı. Ve direkt arkaya bağlantımızı kurduk. Arkaya bağlantımız ise bu iki örümceğimizle de kurduk. Şöyle görelim. Önden 1, 2, 3 tane çiçeğimizi ördük. Araya 2 tane örümceğimizi arka arkaya yaptık. İşaretimiz hemen altta. İşaretimizin ilerisine geçmedik. Büktük. Ve işaretimizin olduğu yerden bir sonraki çiçeğimizi Bakınız üzerine gelerek battık. Aradaki örümceğimiz şöyle. Ve kolumuzu bu şekilde kapadık. Şimdi arkamızın üzerine örmeye devam ediyorum. İki örümceğimizi yapıp bağlantımızı kurduktan sonra üçer zincirimizi çekiyoruz ve batıyoruz. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 tane olduğu için iki örümceğimizi ard arda yapıyoruz. 1 ve 2. Diğer çiçeğime bağlanıyorum. 1 2 3. Tekrar 1 2 3. Bu şekilde diğer işaretli yerimize kadar örerek ilerleyelim. 1 2 3 4 5 6. 6 tane yerimi şöyle tutuyorum ve hemen işaretimden sonra gelen ilk çiçeğimin tepe noktasına gelerek batıyorum iki örümceğim bakınız batmam gereken ilk yere gelerek batıyorum ve birleştirme işlemimi bu şekilde yapıyorum her iki kolumuzu da birleştirdik artık gövdelerimizi sadece öreceğiz arkamızı ve her iki önümüzü örerek ilerleyeceğiz hemen başlıyorum 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 örümcek arka arkaya uzatıyorum 1 diğer örümceğimi uzatıyorum 2 çiçeğimin üzerine geçişimi yapıyorum 1 2 3 1 2 3 zincirlerimi birer birer örüyorum ve iki tane örümceğimi uzatıyorum diğer çiçeğimin tepesine batıyorum ve başlangıç yerimize kadar ilerleyelim üçüncü çiçeğimi ördüm ve trabzanımın olduğu yere geldim hemen iki tane örümceğimi uzatıyorum birinci örümceğim ve ikinci örümceğimi uzattım tığımın başını doluyorum trabzanımın üzerine batarak kenar patlarımı örüyorum şöyle bakınız 3 tane modelimizi bu şekilde yerleştirdik aralarında ikili örümceğimiz Bileğimizin rova kısmını bu şekilde yerleştirdik. Şöyle önden görelim. 3 çiçeğimiz ve 3 çiçeğimiz arkaya çeviriyoruz. Arkamızı ise şöyle bakınız. Bu şekilde aşağıya doğru istediğimiz uzunluk gelene kadar örmeye devam ediyoruz. İki sıramızı tamamlıyoruz. Birinci sırada trabzanlarımız, ikinci sırada trabzanlarımızın üzerine zincirlerimiz ve her iki sırada yine örümceklerimizi örüyoruz. Trabzanlarımızdan sonra incili örümceğimizi örüyoruz. Batıyoruz. Daha sonra bir tane daha örümceğimizi örüyoruz. Diğer ikinci sıramızda üçer zincir ve iki örümcek ard ardına örüyoruz. Şu sıramızda gördüğümüz gibi ve istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Trabzanlarımı ördükten sonra yeleğimi hemen örmeye başlıyorum. Sırama bir tane örümceğimi yapıyorum. İncimi yaklaştırıyorum. Altından alıyorum ve tam iki tane örümceğimin ortasına gelerek batıyorum ve kapatıyorum. Tekrar bir tane örümceğimi uzatıyorum. Örerek kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 Ortadaki 3 zincirin olduğu yere gelerek örmeye başlıyorum. 1 2 3 Tıpkı yukarıdaki iki sırada örmüş olduğumuz gibi işlemimizi aynı şekilde Tekrar edelim. 5 trabzan ve üzerinin kirpiklerini örelim. Trabzanımı 5 tane olarak ördüm ve hemen 5. yaptıktan sonra bir tane örümceğimi uzatıyorum. Ve aşağı sırada 2 tane uzun birleşmiş örümceğimin tam ortasına bakınız tam ortasına girerek batıyorum. Ama öncesinde tabi bir tane incimizi yerleştirmeyi unutmayalım. Arkadan alıp kapatıyorum ve araya giriyorum. Tekrar bir tane örümceğimi ördükten sonra ortaya batıyorum ve 5 trabzan, 5 kirpiğimizi örüyorum. Kol altına kadar işlemlerimizi aynı şekilde tekrar edelim. Kol altımızın yakınına kadar örerek geldim. 5'er trabzanlarımızı şu şekilde 1, 2, 3 tane modelimizi ördüm. Tam kol altımızın e, bulunduğu yerdeyiz. 2 tane örümceğim değil, 1 tane inceli örümceğimizi ördüm. Tam ortaya gelerek batıyorum iki örümceğin arasına ve kapatıyorum bir tane daha uzatarak yeni bir örümceğim yapıyorum bir bir ayırıyorum tığımın başında doluyorum. ortaya geçiyorum bir iki üç bir iki üç kirpiğimi örüyorum ve bu şekilde kol altımızı diğer kolumuzda da aynı git tekrar ederek ilerliyoruz yani düzenimizi hiç bozmuyoruz bir örümcek bir inci batıyoruz tekrar bir tane örümcek şekliyle kol altımızı örerek ilerlemeye devam ediyoruz ve şu şekilde bakınız kolumuzda altımızı da şöyle görecek olursak kol altını böyle ilerleyelim Yeleğimi modelimi sırasıyla örerek büyütüyorum. Bakınız bu şekilde örmeye devam ediyorum. Her modelimi iki sırada bir tamamlıyorum. Arada örümceklerimizi örerek görmüş olduğumuz gibi ilerletiyorum ve örmeye devam ediyorum. İstediğim ölçüye gelene kadar. Yeleğimi istediğim ölçü gelene kadar ördüm. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 11 sıra robamızdan sonra örerek tamamladım. Tabii e, elimizin sıklığı ya da gevşekliği ya da ipimizin e, elimizde duruşuna göre değişebilecektir bu ölçü. Öreceğimiz çocuğumuzun yaşı büyükse birazcık daha aynı şekilde örmeye devam edelim. Bir tek sırasında bakınız incimizi kullanmıştık. Gayet güzel oldu. Şöyle görelim. Bakınız çok hoş görülmekte. Şöyle baktığımızda zaten lif ipi o yüzden sadece elimizin gevşek ve sıkısına göre çok az bir ölçü fark edecektir. Tamamen ölçümüz birebir aynı olacaktır. Şimdi yeleğimizin bir de yaka çalışmasını birlikte yapalım. Şöyle yaka çalışması için çeviriyorum bakınız düz yönümüzün iç kısmından örmeye başlayalım. Düştüğü zaman düz yönümüz üst kısma düşecektir. Zaten şöyle gördüğümüz zaman bakınız tersiyle düzü çok da fark etmemekte. O yüzden yine düğme olan kısımdan örmeye başlayalım. Hemen bakınız ilk kutucuğumun içerisine şöyle girişimi yapıyorum. İlk kutumun içine girişimi yaptıktan sonra bir tane zincirimi çekip sabitliyorum. Tığımın başını doluyorum. İkinci kutucuğumun içerisine 1, 2, 3 hemen modelimi kurmaya başlıyorum. Zincirimi çektim. 3 tane arkasına batıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. 5 tane 1, 2, 3 trabzanımı örüyorum ve arkasına 3'er tane zincirimizle kirpiklerimizi örüyorum. 1, 2, 3 batırıyorum. 1 2 3 1 2 3 4 bu 5. 3 zincirimi çektim ve kapadım. Şu şekilde bakınız. Dilerseniz burada incimizi hemen kullanabilirsiniz. Dilerseniz bir sıra sonraki e, modelimizde de kullanabilirsiniz. Ama ben kullanmayı tercih ediyorum. Bir tane incimi yaklaştırıyorum. Ve başlıyorum. Bir tane uzatıyorum ve incimi alıyorum arkasından kapatıyorum ve hemen yanındaki kutuyu atlıyorum bir sonraki kutuyu atlıyorum diğer kutuya batıyorum çünkü çok yığılma olsun istemiyorum ee, çok üst üste iyi olmasın bakınız hemen iki kutuyu atladım üçüncü kutuma battım tekrar bir tane alıyorum bu kez bir kutu atlıyorum diğerine batıyorum bakınız bir kutu atlıyorum Diğer kutunun içerisine yani burada dengeyi kurmuş oluyoruz. Birinde iki tane atlıyorum. Birinde bir atlıyorum. Üzerine çift yapacağımız için ortalı bir şekilde düzenlenecektir burası. Trabzanımı ördükten sonra kirpiklerimi örmeye başlıyorum. 1-2-3 3 zincirimi çektim. Tekrar 1-2-3 1-2-3 Başını bir defa dolayıp üç defa da alıyoruz. Bir, iki, üç, beş tane ördüm. Şöyle bir tane incimi yaklaştırayım. Uzatıyorum. Bir tane incimi yaklaştırıyorum. 2 3'üncüye batıyorum. Uzatıyorum. Bir tane atlıyorum, diğerine batıyorum. Ve bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Yakamızı daha sık isterseniz daha iyi, daha önce de batabilirsiniz. Tamamen kendi göz zevkinize göre de ayarlamamız yapabilirsiniz. Bu şekilde sıramızı sonuna kadar kuralım. Evet bir uçtan başlamıştık bakınız diğer uca kadar örerek geldim modellerimizi birer birer yerleştirdim. En son noktaya geldim ve bir kutucuğumuz kaldı hemen iki zincir çekip buraya da batacağız ama kaç tane modelimiz olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tam 9 tane modelimizi yerleştirdim. Şimdi iki zincirimi çekiyorum 1 ve 2 en son kutumun içerisine batıyorum. Ve buradan 1 2 3 tane zincirle çıkıyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Şuradaki tam ortaya geçişimizi yapmamız gerekiyor. Bakınız bir tane örmüş olduğumuz kirpiğimizin yanındaki ilk yere 3 zincir çekmiştim. 1 2 3 tane daha ilave ediyorum. Toplamda 6. Dilerseniz diğer yönde de çekebilirsiniz 6 tane zincirimizi. Hemen batıyorum. 1 2 3 zincirimi çekip bir sonraki bölüme batıyorum. Sadece burada farklı olan işlem kenardan 6 tane zincirle geçişimizi yapmamız. Geri kalan bütün işlemlerimiz birebir aynı olarak tekrar edecek. 3 zincir daha çekiyorum. 1 2 3. Hemen bir sonraki yere batıyorum. 1 2 3. Bir sonraki yere batıyorum ve yuvalarımı kuruyorum. Şöyle bakınız. 1 2 3. Başlangıçtaki geçişimiz için olan bölüm burası. sadece geçiş için 1, 2, 3 kullanacağımız bölümler. Hemen arda arda 2 tane örümceğimizi yapıyorum. Ve diğer modelimin olduğu bölüme geçiyorum. Batıyorum kirpiklerimin arasına. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde işlemimizi tekrarlayalım. En son noktaya geldim. Hemen iki defa tığımın başını doluyorum. Aşağıdaki zincir çekmiştik. Bakınız başlarken zincirimizin içerisine girelim. İki defa başını dolamıştık. Bir, iki, üç ve dört. Dört defa da alalım ve başlayalım yine bir, iki, üç. 3 defa zincirimi çektim. Örgümün yönünü çevirdim. Tığımın başını dolayarak ortadaki görmüş olduğum 3 zincirin olduğu yuvaya giriyorum ve aşağıdaki kurulu düzenimizin aynısını tekrar ederek yakamızı örüyoruz. Yine bu sıramızda incimizi kullanacağız. Bir defa başını doluyorum. 3 defa da örüyorum. 1 2 3 1 2 3 Evet bu sıramızı da tamamlayalım. Yakamızı da bu şekilde tamamlamış olalım. Evet sevgili arkadaşlar 1 2 3 sıra örerek yakamızı tamamladım ve bu şekilde gayet güzel bir çalışma oldu yeleğimiz. Şöyle görelim. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.